Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün Trile'ye geldik. Bir vlog çekelim dedik Berna Hanım'la. Daha önceki videolardan da tanıyorsunuz. Bunu daha videomuzdan. Evet. Leyla Hanım. Hakan Öztan ve Leyla Tuncay. İstanbul'da videom da vardı. Evet. 3 oldu benim. 3 oldu evet. Hakan'ın meşhur yaptık zaten artık. Trile'ye giderken mekanı da kimin tavsiye ettiğini. Evet arkadaşlar, şu anda neredeyiz Berna Hanım? Şu an Kumyaka köyündeyiz. Trili'ye gelmeden bir önceki köy burası. Biz buraya neye geldik şu anda Berna? Hakan'ın tavsiyesiyle burada bir kahve molası vermek istedik. Hakan da az buz yerler bilmiyormuş Bursa'da. Evet. Bu konuyu bilirim. Bilirim. Kısa ve net. Çok iddialı. Leyla, Bursa'yı nasıl buldun? Çok güzel. Leyla Isparta'dan geldi bu arada. Çok kısa oldu. Aynen. Yani iki sevgili. Birbirinize çok benziyorsun. Yeşil yemiş. Karadeniz gibi aynı. Değil mi? Karadeniz'e de gidiyorsun. Bozkır'a da. Değil mi? Evet. Deniz, Ege. Metropol, şehir hep bir arada. Öf, hepsi bir arada. Evet. Bursa ya. Mükemmel. Evliya Çelebi ne demişti? Evliya Çelebi ne mi demişti? Birincisi Bursa sudan ibarettir demiş. Tamam, İkincisi de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde. Bu güzel oldu videoya denk gelmesi. Hı-hı. Türkiye'deki tüm şehirlerle alakalı Evliya Çelebi'nin anlattığı böyle seyahatnamesinde her yeri gezdiği için anlattığı bir hikaye var. Orada diyor ki, sana da bakıyorum kameraya da. Orada diyor ki, işte melekler diyor, şu an şehir isimlerini hatırlamıyorum. Atıyorum Malatya'nın üzerinde, işte dünya üzerinde dolaşırken Malatya'nın üzerinden geçerken işte kayısı bırakmışlar. Ne bileyim Diyarbakır'dan geçerken karpuz bırakmışlar. Böyle Türkiye'nin birçok illerini sayıyor. Şimdi tek tek saymayayım. Sonra Bursa'nın da bilirsiniz lodosu meşhurdur. Bursa'ya geldiklerinde diyor bir lodos çıkıyor. İşte her şehire bir güzellik veriyor ya. Bursa'ya geldiğinde bir lodos çıkıyor diyor. Bütün güzellikler tek bir şehirde toplanıyor diyor. İşte bu Evliya Çelebi seyahatnamesinden bir hikaye. Evet, buradan da Bursa öcülüğü yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar devam. Buraya sadece gezmek için gelin lütfen, yerleşmek için değil. Ha, lütfen. Lütfen, 4 milyon olduk mu? 4 milyon oldu bence herhalde. 5'i vardı. 5-6 var da resmi daha evet, az kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Şimdi bugün Trile'yi gezeceğiz arkadaşlar. Şu anda Trile ile Kumyaka'nın arasında bulunan bir saklı koy adında bir yerdeyiz. Burası çok az evlerin bulunduğu böyle kısmi koy, bir çay bahçesi gibi, bir kahvaltı salonu gibi bir yer. Biz kahve içmeye geldik. Yolumuz buradan sonra bir 10 dakika mı var? 5 dakika civarında bir yolumuz olacak. Sonra Trile'ye gideceğiz. Trile'nin hikayesini de Berna Hanım size Trile'deyken anlatır. Videoda görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Trile'ye geldik. Trile'nin ana caddesindeyiz şu anda. Şöyle. Burası direkt merkezi. Zaten evler başlıyor şimdi. Bizim burada hatta şu gördüğünüz kapının olduğu yerde düğün fotoğrafımız var. Şimdi Trile sokaklarına doğru ilerliyoruz. Burada her yer kafe, çay bahçesi gibi yerler oldu artık. Kavun olsun. Ben de kiletli. İki top alıyorsun sadece. Ben kiletli. Tamam, sana bir top. Dondurma canavarları yine dondurma alacaklar. Sen neyle? Trile'ye gelecek olursanız arkadaşlar, bak şu karşıdaki fırına gelin. Yani atıyorum sabah geldiniz, poğaça börek tarzı bir şeyler yemek istiyorsunuz. Ürünleri kesinlikle çok tavsiye ederim. Gerçekten güzel ürünleri var. Şu cadde üzerinde. Burası Trilye'nin meşhur fotoğraflık alanlarından bir nokta. Trilye diye yazdığınızda zaten bu köşe mutlaka çıkıyor. Bu bina daha önce satılıp şu an alınmış, restore edilecek büyük ihtimalle. Burası Trilye'nin tek işlek caddesi, İskele Caddesi diye geçiyor. Sağında solunda büyük çınar ağaçları var. Aa, ceviz dokum varmış. Hıdıralyoz için ağaçları süslüyorlar yani hıdıralyoz.
Bu İskele Caddesi üzerinde hem sağ hem sol taraf üzerinde kafeler var. Yemek yeme alanları var. Trilye'nin de zeytini meşhur olduğu için zeytin satılan noktalar da var. Ve size bir dükkanın çekimini yapmak istedim. Siyah olan zeytinler Trilye'ye ait. Kırmalar da buraya ait. Beğendin mi? Evet. Sen bunu alalım. Hüseyin. İyi çok güzelmiş. Kedileri varmış abi. Bir tane daha ver seni. Öbürlerini evde yiyelim. Ben bir tane daha tabii dur ben vereyim sana şimdi. Abi verdi ya oradan yiyeceksin kovayla. Trilye'nin eski halini de gösteren şöyle resimler var. Aldın mı öyle? Evet, biz buradan biraz zeytin alışverişi yaptık. Size de tavsiye ederiz. Abi çok tatlı bir esnaflığı var. Trilye ayazmalarıyla da meşhur. Burası Rumlardan kalma ayazma noktalarından bir tanesi. Ama çeşmeler şu an akmıyor. Bakalım, akıyor mu? Yunanca yazıyor zaten. Rumlardan kaldığı için. Yine bir köşe ev var. Yolu hem sağ hem sola ayıran. Ay çok tatlı. Yine tarihi bir kalıntılara rastladık. Buranın manzarası çok güzel. Şurası da çok güzel ama ne? Senin arkası değil mi burası? Trilye'nin oluşumu şu şekilde. İznik'ten gelen 3 papaz buraya yerleşiyor. Sonra buraya birçok kilise, ayazma ve manastır yapılıyor. Burası daha çok o dönemde dini, yani insanlar burayı din için tercih etmişler. Tabi zamanla Osmanlı'nın burayı fethiyle, işte daha sonra da Kurtuluş Savaşı, işte Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte buradaki Rumlar Yunanistan'daki Türklerle takas oluyor. Şu an burada mübadele göçünden gelen macirler daha çok baskın olarak yaşıyor. Ama hem Rumlardan kalan kalıntıları hem de Osmanlı'nın kalıntıları hepsi bir arada görebiliyoruz. Sokaklarda karşımıza birçok yerde tarihi kalıntılar karşımıza çıkıyor. Zaten Trilye'nin popüler olmasının sebebi de bu tarihi yapıların hala ayakta olması, Marmara Denizi kıyısı olması Trilye'yi popüler yapıyor. Trilye zaten zeytiniyle de çok meşhur. Hem ihracat hem de ülke içine, iç pazara. Bir önceki videoda hatırlıyorsan değil mi? Hem ihracat hem ithalat demiştim de karıştırdım. Hem ihracat hem de yerli pazar ticareti yapılıyor zeytinin. Burada hem zeytin hem zeytinyağı hem de zeytin sabunları yine çok fazla ön planda. Burada at biri Zübeyir var burada. Zübeyir şu anda bir şeyler araklıyor. Bursa'nın meşhur cevizli lokumunu yine yiyoruz, karşımıza çıktı. Buranın cevizli lokumu çok iyi. Evet. Gördüğünüz gibi çok fazla ceviz var içinde. Lokum seni yiyorum. Tüm manzaraları çok güzel. Nasıl almışlar? Geldiğiniz zaman böyle huzurla keyifle gezebilirsiniz. Ayazma Rumlarda çeşme olarak geçiyor. Yani bizde çeşme. Onlarda da ayazma deniliyor. Su içilen kutsal toprak. Burası da yine büyük ihtimalle kiliseydi bence. Evet, kilise gibi duruyor. Görüntü olarak. Şu ortam falan çok hoş ya. Restore edilmesi gereken çok fazla yer var burada. Yalnız böyle yemek yerken falan çekiyoruz. Konuşuyoruz ama kusura bakmayın. Bak şurada yine bir heykel var yani ortaya. Evet, şurada gördüğünüz. Anne tut. Trilye'ye 100.000 kere gelmişizdir. Ama burayı ilk kez görüyorum. Ne kadar güzel bir ortam. Oo, sen gördün mü?
çorbayı nasıl içiyordun? Şu keyfe bak ya. Nasıl bir keyif bu? Şu karşıda da bir tepe var arkadaşlar. Orada birkaç oturma bank alanı falan var. Ama biz şu an aşağı doğru ineceğiz. Aa, kavak çiçeğine çok benziyor da bunlar başka bir şey Berna. Kavak çiçeği değil. Bunlar yeniyor Berna, biliyorum ben bunları. Bunlardan dolma. Dolma yapılıyor, balığa falan sarıyor bu şeyle ha. Yine tarihi bir yere çıktık şimdi. Burası galiba hamam olabilir. Ama işte hep böyle atıl kalmış taş olarak. Veya kilise de olabilir. Gerçi çok hamamına benziyor. Yok ya, bu kilise Berna bak. Görüyor musun? Duvarlarında şeyler var böyle. Resimler falan var. Ha evet. Burası bir kilise. İçine giremiyor muyuz? Aa, şurada kapısı var. Gelin bakalım. Ben gireyim mi burada? Şimdi dar bir sokak var. Kilisenin sol tarafından girdik. Güzel sokaklar be. Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Merak ediyorum. Karşıda liman. Akülü arabayı şey taksi olarak yapmışlar. Teşekkürler ki var oğlum. Küçükken biz bunları koparıp ağzımızda çiğniyorduk. Bunları yeni öğrendim ben. Çok yararlıymış. Diş etlerine falan çok faydası varmış. Ağızdaki bakterileri falan öldürüyormuş. Ağzınızda sakız gibi çiğneyebilirsiniz. Oo. Caminin içi çok güzelmiş de biraz bakım istiyor sanki. Duvarları falan soyulmuş hep rutubetten. Ama güzel bir yapı yani. Burada boş bir odası daha var. Direkt çıkış vermişler. Ama cami aşırı bakımsız. Ciddi bakım istiyor. Evet, şu an Trilye'de Fatih Camisi'nin önündeyiz arkadaşlar. Burası Bizans döneminde 610 yılları civarında yapılmış bir kiliseymiş. Ama Osmanlı döneminde cami olarak camiye çevriliyor. İçerisindeki oluşan o dört mermer kolon da Bizans döneminde çalışmaların, kazıların yapıldığı bir alandan buraya taşınmış ve burada kullanılmış. Şu an arkamızda gördüğünüz gibi burada sütunlar da var. Mermer sütunlar da o kalıntılardan buraya getirilmiş ve caminin, kilisenin yapımında kullanılmış. Cami olduktan sonra güzel bir camiye çevirmiş aslında ancak evet. Cami çok kötü bir vaziyette aslında bakarsın, duvarları falan tadilat istiyor. Rutubet var çok duvarlarında. Evet, aşırı rutubet var. Aslında bahçesini falan yeni yapmışlar gibi duruyor ama içerisi biraz daha tadilat istiyor. Yani biz bilmediğimiz için şimdi akıbetini umarım buraya da düzgün bir restorasyon yapılacaktır umuyoruz. Evet. Beni etkileyen en çok şu arkamızda tam gördüğünüz mermer kolonlar. Evet. Çünkü bunlar Bizans'ta bile, yani Bizans döneminde bile bir çalışma esnasında, kazı esnasında ortaya çıkıyor. Sonra burada getirilip kullanılıyor. Yani kaç yıllık olduğu bilinmiyor. 1000 yıllık olduğu falan bile düşünülebilir yani. Oymaları falan çok güzel. Bu
Burada bizim Berna'yla düğün fotoğrafımız var. Hatırlıyor musun Berna Hanım? Tabii hatırlıyorum. Böyle şeyleri erkekler hatırlamaz pek normalde ama. O gün çok yorucuydu. Yoğundu. Bence erkekler o yüzden hatırlar. Erkekler hadi. Neyi zar zor yaptıysa onu kesin hatırlıyor. Merak etmeyin. Evet. Çok sıkıcı bir gündü. Çok yorucuydu şu, evet. Şu merdivenler rengarenk. Fotoğrafı da koyarım evet, buraya. Evet. Mavi ağırlıklıydı daha çok. Evet. Mavi ağırlıklıydı. Beyaza bürüdüm şu anda. Şimdi evlenecek olanlara tavsiyem. Çekim platformları var, pilotoları var. Bence onlar daha mantıklı. Hem çok fazla yorucu değil. Evlenecek olanlara tavsiyem. Cep telefonunuzu alın abi. Çekin saçmalama. Kendinizi. Bitsin. Hayır bitsin. Hayır. Hiç sürünmeyin yani boşuna. Yazık günah. Bu tamamen bir erkek kafası. Bunlara gelmeyin sakın. Allah yardımcınız olsun kardeşlerim. Ne diyeyim? Şimdi artık sahil kıyısına doğru geldik. Evet. Burası şu anda tadilatta. Mayıs ayındayız ama Uludağ'a kar yağdı. Kar yağdığı için de şu anda hava serin. Rüzgarlar var çok fazla. Fırtınalar oluyor. Trilya'nın genel kıyıdan görünüşü burası. Şu an tam havası. Çok güzel uçar uçurtmanız biliyor musunuz? Bir sürü uçurtma da getirmişler. Öyle sahil şeridinde satıyorlar. Evet arkadaşlar bu uçurtmadan ben çok aradım. Çarşıda falan. Hatırlıyor musun Merna? Evet. Bir dönem kullanmıştık biz de. İşte bizde vardı. Böyle uçuruyordu. Zübey bunu evet. Kaybetme bu poşet lazım olacak. Eskiden vardı bizde. Kullanıyorduk. Böyle şey bunların çıtaları çok hassas değil mi? Kırılmıştı. Evet. Ama şimdi çok dengeli bulduk. Ve çok güzel uçan bir uçurtma yani. Eğer böyle bir şey bulabilirseniz almanızı tavsiye ederim çocuklarınız canım. İçin. Bu yaştaki çocuklar için ideal bir şey yani. Evet. Ama güzel bir uçurtma yapalım bence biz bu yaz. Evet yapacağız. Çıtalardan falan değil mi? Evet. Kocaman bir uçurtma yapalım altıgen. Bu kadar basit arkadaşlar kurması. Fiyatını da söyleyelim ne kadardı? 150 lira fiyatı var. 2.000 milyon. 2000 milyon. Kaç 1 milyon? Arkadaşlar lokum çok mutluymuştu söyledi. Tut onu. Evet uçurtmamız hazır. Aç, hazır mıdır? 5 dakikada şıpşak. Ya anne boğacaksın. Evet arkadaşlar şimdi Trilya'nın limanın en sonunda bulunan bir balıkçıya geldik. Burada balık yiyeceğiz. Mekanı da şöyle gösterelim. Tam şu karavancıların olduğu yerde. Yani daha önce burada karavancılar yoktu artık. Buraya mesken edinmişler. Karavancıların olduğu yerde şöyle güzel bir yer. Çınar ağaçlarının altında. Şimdi Hakan'la Leyla'yı bekliyoruz. Onlar da çekim yapıyorlar. Onların çekimi bittikten sonra buraya gelecekler. Bir yemek yiyeceğiz hep beraber. Sonra da buranın meşhur olan, yani Trilya'nın meşhur olan bir kafesine çıkacağız. Çamlı kahve dedikleri. Burada yemeğimizi yiyelim. Oradan da kahve içmeye gideceğiz. Devam ediyoruz. Kalamarın içinden geçtiler. Yetmiyor. Sosun tabağını yalıyor artık. Evet çünkü kalamarı çok seviyor Lokman. Kalamar ve karides çok seviyorlar. Ben karides çok ama ben bunu daha çok seviyorum. Oh, sosunu mu? Çenem kaldı. Amca dur güzelliğini çekeyim. Nasıl? Güzelliğini çekeyim diyorum. Dışarıda bir yaz yağmuru. Yan sokaklar sensiz bensiz. Akşam olmuş şırılık rüzgar. Loş ışıklar sensiz bensiz. Akşam olmuş şırılık rüzgar. Loş ışıklar sensiz bensiz. Teşekkür. Burası da Trilya'nın meşhur dükkanlarından biri arkadaşlar. Trilya'ya gelen buraya mutlaka uğruyor ya da önünde fotoğraf çekmeyin. Bu yapılar Osmanlı mimarisi Osmanlı'dan kalma. Şu şekilde güzel evler var. Evet Trilya'yı gösteren haritasını şöyle size çekmek istedim. Trilya'nın meşhur noktaları
Çamlı Kahve, Kemerli Kilise, Aşlar Çiftliği, Zeytinyağı Fabrikası, Dündar Evi. Burası çekimimiz de var. Şimdi burayı da size göstereceğim. Buraları, bu noktaların hepsini video içerisinde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Meşhur büyük tarihi Çin araçlarını görüyorsunuz. Karşıda da bu şekilde tavernalar var. Bakalım ara sokaklardaki güzel detayları görelim hep birlikte. Aa, burası çıkmaz bir sokak. Ve şurada küçük güzel bir kafe var. Ne kadar hoş ya. Biz şimdi Taş Mektebe doğru gidiyoruz. Bakalım. Kapanmış kültür merkezi. Burası da Taş Mektep. Burayı restore etmişler. Şu an hangi amaçla kullanılıyor bir fikrim yok. Okul olarak kullanılıyor mu diyeceğim ama tabela falan da yok. Bu yanındaki binalar tarihi binalar. Biz az önce bu yol ayrımından yukarıya çıkmıştık. Eğer böyle devam etseydik bu Taş Mektep'in önüne gelecekmişiz. Biz Hüseyin'le düğün fotoğraf çekimini Trile'de yapmıştık. Hüseyin daha önce bahsetti sizlere. Biz buranın önünde resim çekilmiştik ama o zaman daha güzel bir atmosferi vardı. Böyle restorasyona falan uğramamıştı burası. Şimdi çok farklı gördüm ben burayı. Evet, şu an Trilye'nin meşhur tarihi noktalarından biri Çamlı Kahve'ye geldik. Araçtan indik ve şu an çok güzel bir manzara bizi karşıladı. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün de Trilye'yi gezmiş olduk hep beraber. Videoda da bahsetmiştim sizlere. Hakan da Leyla çekim yapıyorlardı. Ürün satışı yapıyorlar kendileri. Doğal ürünler yapıyorlar. Doğal ürünler satıyorlar. Öyle denilebilir değil mi kardeşim benim? Denilebilir abi. Manyasköy ve Bursa. Instagram'dan hemen takipleri alalım. Aynen öyle. Ürünleri oradan. Şimdi uzun uzun anlat. Ha olur. Ürünleri buradan uzun uzun anlatmayalım. Evet. Instagram'da zaten 112 bin falan böyle bir rakamında bir takipçimiz var. Evet. Orada videolarda göreceğiniz kişi de annem. Ürünleri de zaten orada girdiğiniz zaman göreceksiniz. Bugün onların çekimlerini böyle ormanda, deniz kenarında evet. yaptık. O yüzden bir 3-4 saat ayrıldık. Herkes kendi çekimini yaptı. Aynen şimdi öyle. Tekrar akşam kahvesinde birleştik. Ben de şunu söylemek istiyorum. Ayrıca Hakan'ın babası ressam Rafet Öztan. Onun da resimlerinin satışıyla Hakan bizzat kendisi ilgileniyor. Şöyle söyleyeyim, çok eski bir ressam kendisi. Uzun yıllardır bu işleri yapıyor. Dilerseniz onun da Instagram'ını alta bırakırım. Aranızdan resime karşı ilgisi olanlar varsa oradan bakıp beğenip çok irtibata güzel, geçebilirler. Çok farklı resimleri var. Bu da reklam değil, ayrıca benim kardeşim Hakan. O yüzden ona böyle destek amaçlı. Hem de buradan izleyicilere faydası olmak adına belki birileri evine bir tablo yaptırmak istiyordur, ressam arıyordur. Buradan da bilgi vermiş olalım en azından. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Estağfurullah. Bir teşekkür de Leyla etsin. Leyla'm. Abim. Sen de şimdi kısa bir cümle kurabilir misin? Trilya özeti yapsın. Ne kadar mesela, bir çekim yapıp göremesek de. Evet, sen Isparta'dan geldin neticede. Evet. Başka bir şehirden geldin ve Bursa'yı yeni yeni keşfediyorsun, evet. görüyorsun Hakan'la beraber. Bursa ile ilgili iki cümleyle anlatmak istesen ne söylerdin? Çok fazla tarihi ve çok fazla yeşil. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Peki yeşil demiyorlar mesela. Bursa'nın merkezini görüyor insanlar genelde. Gidiyor ne bileyim terminalini görüyor. Diyor ki burası diyor yeşil değil diyor. Tamam mı? Onları gezmeden görmeden. Ya, gezmeden görmeden. Aynen. Bilemezsiniz. Gezmeden bilemezsiniz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bursa'nın tarihi noktası Trilya'dan hepinize sevgiler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.